Hoş geldiniz. Burak Aslanpınar ben. 20 Temmuz itibariyle adli tatil başlıyor. Adli tatil uygulamasının başlangıç bitiş tarihi ne zaman? Hangi süreler durur? Hangi süreler durmaz? Adli tatilde mahkemeler çalışacak mı? Gidip dava açabilecek misiniz? Dilekçe verebilecek misiniz? Hakimler, savcılar, avukatlar işlerini yapıyorlar mı? Görülebilecek, yapılabilecek işler nelerdir? Hukuk mahkemeleriyle ceza mahkemeleri, idare mahkemeler arasında farklılıklar var mı? Bunlara değineceğiz. Öncelikle adli tatil 20 Temmuz tarihi itibariyle başlar, 31 Ağustos tarihi itibariyle biter. Bu iki tarihte adli tatile dahildir. Yani 19 Temmuz adli tatile dahil değildir. Yine 1 Eylül adli yılın başlangıcıdır. Artık adli yıl bakımından iş günü olur. Adli tatil süreleri içerisine denk gelen son günler normal şartlar altında adli tatilden sonraya uzar. Bazı istisnalar var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ancak adli tatil uygulamasında hangi işlerin yürütülebileceği ve sürelerin ne kadar uzayacağı konusunda Hukuk Mahkemeleri Kanunu, Ceza Mahkemesi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu farklı hükümler içeriyor. Dolayısıyla Hukuk Mahkemesi'nde açılacak dava bakımından, Ceza Mahkemesi'nde açılacak dava bakımından ve İdare Mahkemesi'nde açılacak dava bakımından farklılıklar var. Bunu da söylemekte fayda var. Öncelikle Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na gereğince normal şartlar altında 20 Temmuz'la 31 Ağustos arasında mahkemeler çalışmıyor, duruşma yapılmıyor, süreler işlemiyor. Ancak bu zaman zarfında da nöbetçi mahkemeler tarafından yürütülen işler var. Bunlar öncelikle ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz istemine ilişkin işler. İş mahkemelerinin gördüğü işçinin talebiyle açılacak davalar. İşte kıdem tazminatı talep ettiniz. İşe iade davası açılacak örneğin. Bu davalarda yine görülüyor. Nafakaya ilişkin davalar, soy bağına ilişkin davalar, örneğin babalık davası buna örnek olarak gösterilebilir. Nüfus düzeltme davası olabilir. Yine bu da adli tatilde görülebilecek işlerdendir. Çekişmesiz yargı işleri de yine adli tatilde görülebilir. Kanunda öngörülmüş özel önem atfedilmiş işler de olabilir. Yine bunlar da adli tatilde görülür. Adli tatil süresi içerisine denk gelen son gün, örneğin tebligat yapıldı, son gününüz 15 Ağustos. Bu tarihi adli tatilden sonraki 7. güne kadar uzar. Yani son günüm 15 Ağustos, 16 Ağustos normal şartlarda süremi geçirmiş olacaktım. Ama adli tatil rastladığı için 31 Ağustos'tan sonra 7 gün sayıyoruz ve son gün 7 Eylül'e geliyor. Yani 6 Eylül veya 7 Eylül itibariyle örneğin istinaf süresiydi. İstinaf talebinde bulunabiliriz. Bu vesileyle şunu da söyleyeyim. Bu süreler, yani dava süreleri durduğu gibi istinaf temyiz yoluna başvurma gibi kanun yollarına başvurma süreleri de durmakta. Peki CMK yani ceza işlerinde nasıl oluyor bu durum? Orada da aynı şekilde 20 Temmuz 31 Ağustos arası adli tatil, ancak duran sürelerden sonra, adli tatilden sonra sadece 3 günlük bir süremiz var. Buna dikkat etmekte fayda var. Yani 31 Ağustos'tan sonra 3 günü saydığımızda 1, 2, 3 Eylül son günümüz, 4, 5 Eylül'e kalırsa süreyi kaçırmış oluruz. Dikkatli olmakta fayda var. Soruşturma sürecinde ve tutuklu işlerde, adli tatilde de işler yürütülebilir. Buna HSK karar veriyor. Gelelim idari yargılama usulü kanunu. Yani idare mahkemeleri, vergi mahkemelerinde görülen işlerde. Yine aynı şekilde 20 Temmuz 31 Ağustos arası tatil. Yine 7 gün uzuyor. Yani 7 Eylül'e kadar uzuyor adli tatil içerisinde denk gelen süreler. Ama yürütmenin durdurulmasına ilişkin işler adli tatilde de görülür nöbetçi mahkemeler tarafından. Yine kanun tarafından ivedi görülen işler vardır. Bunlar da görülebilir. Delil tespiti yapılabilir. E peki bahsettik, birçok iş yapılabiliyor. Ben dava açabilir miyim? Yani adli tatil diye mahkemeler kapalı mı? Hani gittiğim zaman, kapıyı çaldığı zaman birini bulabilecek miyim? Tabii ki bulabileceksiniz. Mahkeme, adliye binaları kapalı değil. Çalışanlar var. Sayı az. Nöbetçiler çalışıyor. Nöbetçi mahkemeler çalışıyor. Sadece hakimler, savcılar ağırlıklı izinlidir. Genellikle biz avukatlar görevimizi yapmaya, hukuk bürolarımızı açık tutmaya devam ederiz. Adli tatilde tebligat yapılabilir mi? Yani bana tebligat geldi, ne olacak şimdi? Eğer adli tatile tabi bir süreniz varsa bu konuda hiç sıkıntı yok.
adi tatil sonrasına sarkacaktır. Hepinize iyi tatiller diliyorum. Hukukçulara, hukuk hamiyasında olanlara, yardımcı personellere güzel, keyifli bir adi tatil diyorum. Kendinize iyi bakın, takipte kalın.